Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 malzeme ile güzel bir tarifimiz var. Uzun zamandır istek alıyordu. Menengiç kahvesi yapacağız. A'dan Z'ye menengiç kahvesi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Menengiç kahvesi için kullanacağımız malzemeler 1 kilo çiğ menengicimiz var. Birazdan bunu güzelce kavurup ve çekeceğiz. İyice yağını çıkarıp sıvı bir hale getireceğiz. Menengiç fıstık ağacının aşılamamış hali. Yani yabani fıstık ağacı diyebiliriz. Bu şekilde oluyor. Eğer aşılanırsa Antep fıstığı vermeye başlıyor. Kahvemizi sütlü yapacağız. Bir miktar sütümüz var. İsterseniz süt kullanmayabilirsiniz ama menengiç kahvesi muhakkak sütlü yapılması gerekiyor. Çok lezzetli oluyor. Ve burada şekerimiz var. Şeker kullanacağız. Bütün malzemeler bunlar. Buyurun tarife geçelim. Ocağımızı yaktık. Ve tavamızı ocağın üzerine aldık. Menengiçleri burada kısık ateşte yavaş yavaş kavuracağız. Yüksek ateş yapmayacağız. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Eğer ara ara karıştırmazsak menengiçler yanabilir. Böyle yavaş yavaş karıştıracağız. Şu an 4-5 dakika oldu. Güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Rengi yavaş yavaş değişiyor. Kokusu çıktı güzel bir şekilde. Yavaş yavaş da yağ çıkmaya başlıyor. Ortalama bir 5 dakika daha kavuracağız ve ardından soğumaya alacağız. Şu an tam tamına 8 dakika oldu. 8 dakikadır sürekli karıştırarak menengiçleri kavurduk. Artık bu kadar yeterli. Çok fazla kavurmayalım. Çünkü tadı acıyabilir. Ocağımızı kapattık ve direkt menengiçleri soğuması için büyük bir tepsiye alacağız. Menengici buradaki tepsiye alıyoruz. Burada soğumasını bekleyeceğiz. Her tarafa yayalım ki çabuk soğusun. Yağını bayağı çıkarttı. Yaklaşık yarım saat, bir saat boyunca oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına gelir gelmez menengici çekmeye başlayacağız. Menengiçler yeterince soğudu. Artık robotta az az çekmeye başlayacağız. Eğer imkanınız varsa bunu iki tane taşın arasında ezerseniz daha da faydalı olur. Yani daha güzel sonuç alırsınız. Ama tabii herkesin evinde robot olduğu için robottan çekmesi biraz daha pratik. Varsa taşın arasında çekerseniz daha iyi olur. Bu şekilde az az koyup çekeceğim. Kapağını kapattık. Çekmeye başlıyoruz. Ara ara makineyi durduracağız. Sürekli çalıştırmayalım çünkü ısınabilir. Menengici güzel bir şekilde çekerek yağının çıkmasını sağlayacağız. Birazcık çektik. Biraz da tezgahın üzerinde merdane ile çekeceğim. Çektiğimiz menengiçleri buraya alacağız. İsterseniz tamamen makinenin içerisinde çekebilirsiniz. Ama ben biraz da merdane ile tezgahta çekeceğim. Menengiçlerin hepsini çektik. Tabii kısmi olarak çektik. Kalan kısmını da tezgahta yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi zaten sıvılaşmaya başlıyor. Bayağı yağını çıkartıyor. Çektiğimiz menengiçleri tekrardan tezgahımıza alıyoruz. Ve burada merdane yardımıyla güzelce bunları küçülteceğiz. Şöyle. Bu şekilde iyice yağını çıkartacağız. Gördüğünüz gibi menengici güzel bir şekilde merdane ile küçülttük. Şu an güzel bir püre haline geldi. Biraz yoğurdu açıkçası. 10 dakikadır bu şekilde bu işlemi yapıyoruz. Şu an istediğimiz kıvama geldi. Biraz daha emek verebiliriz aslında. Bir 3-5 dakika daha emek verip şu iri kalan çekirdekleri küçültebiliriz ama bu bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi macun kıvamında. Artık kavanozu alıp kahvemizi yapacağız. Gördüğünüz gibi küçücük çekirdekler ne hale geldi. Belli başlı işlemlerden geçerek bu şekilde sıvı bir hale geldi. Menengici böyle bir kavanoza koyduk. Bu şekilde kavanozda bekleyince birkaç gün sonra üzerine yağ çıkmaya başlar. Menengicimiz hazır olduğuna göre artık güzel bir kahve pişirebiliriz. Ocağımızı yaktık ve bakır cezvemizi ocağın üzerine aldık. Güzel bir menengiç kahvesi yapacağız. İçerisine bir çay bardağı süt ekliyoruz. 2 fincan yapacağız. Ölçüler 2 fincan için. Ve içerisine dolu dolu 2 tatlı kaşığı menengiç koyuyoruz. Şöyle dolu dolu 2 tatlı kaşığını ekledik. Şeker keyfinize göre ben çok az şeker atacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı şeker atıyorum.
Tamamdır. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra kahvemizi pişireceğiz. Gaziantep ve çevresi illerde merengiz çok meşhurdur. Hatta çevre ülkelerde de öyle. İran, Irak, Suriye. Buralarda da merengiz yetişiyor. Evet, kahvemiz bir aşım kaynadı. Artık tamamdır. Fincanla buluşturalım. Gelsin merengiz kahvesi. Tamamdır. Efendim, gördüğünüz gibi merengiz kahvemiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. A'dan Z'ye yapılışını gösterdik. Bakalım tadı nasıl olmuş. Kış aylarında çok güzel gidiyor. Özellikle kış aylarında. Hatta bunu közde yapanlar da var. Közde yapılınca biraz daha güzel oluyor. Müsaadenizle. Bismillah. Sütle yapılınca böyle ipeksi bir tadı var. Yani nasıl bir tat anlatamayacağım ama hiç içmeyenler için farklı bir tadı var. Özellikle Gaziantep'e geldiğinizde bu güzel kahveyi deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Hiçbir kahveye benzemiyor. Evet. Kahvemiz gerçekten harika olmuş. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.